Ceza süreci nasıl işleyecek? 3 yıl hapiste kalacak mısınız yoksa bunu temyiz yargıya tekrar intikal ettirecek misiniz? Yani temyiz eden yer zaten bu tarz bir talepte bulundu. Onun için yani biraz zor görünüyor. Bitiriyorum şimdi. Son olarak Mesut Yılmaz'ın mason kostümü kıyafeti içindeki fotoğrafları yayınlandı. Fakat sonradan bunların sahte fotoğrafları olduğu söylendi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçek fotoğraflar mı yoksa sahte mi? Mesut Yılmaz'ın konumu hakkında bilgim yok. Ama siyasette kilit noktada olan bir mason hiçbir şekilde fotoğraf çektirmez. Ve hiçbir şekilde de bunu ele geçecek şekilde ortaya koymaz. Yani bunların kayıtları gizli kayıt oluyor. Açık kayıt olmaz o tarz vakalarda. Ama Mesut Yılmaz'ın kendi açıklaması var, ben mason değilim diye. Onun hakkında da benim bilgim sadece bundan ibaret. So if someone is Mason, he cannot say he's Mason. It's forbidden. It's like a secret organization. Yani mason olduğu birisi masonsa eğer bunu başkalarına söyleyemiyor. Bu sonuçta. Tabii tabii. Hem de profesyonel bir mason asla resim öyle o tarz bir fotoğraf çektirmez. What about the claims peki, basında sizin vakfınızın üyeleri ve sizin de dahil olmak üzere işte küçük yaşta insanlar, 18 yaşındaki insanlarla cinsel ilişkiye girdiğiniz hakkında haberler yayınlandı. Bu doğru mu? Böyle bir şahıs ortada yok. Yani bu iddia ettikleri kişinin kim olduğu belli değil. Bunun açık bir yalan olduğu belli. En azından rumuz olarak isminin belli olması lazım. Böyle bir insan yok ortada. Halkı etkilemek için bu tarz yalanlar ortaya koyuyorlar. Halkın hassas olduğu konular özellikle seçiliyor. Ergenekon bunu özellikle ayarlıyor. Bu tip söylentiler çıkarıyor. Bu da bazen böyle mahkemelere kadar yansıyabiliyor. Ergenekon'un psikolojik savaş bölümü var. O bölüm bundan ilgileniyor. So if I understood it right, like Freemasons are trying to not only to close... Yanlış anlamadıysam masonların derdi yalnızca sizin vakfınızı kapatmak değil, Türkiye'yi daha karanlık bir çağın içine sokmak. Evet. Does he agree with that? Çünkü masonluk toplantılarında bir şahsı hipnoz ettikten sonra onu şeytandan transa geçiriyorlar. Onun söyledikleri açıklamalara göre dünya çapında veya ülke çapında olaylar meydana getiriyorlar. Bunlar da tam bir kabus tarzında dehşet saçıcı olaylar oluyor. How can you fight such powerful people? Peki bu kadar güçlü insanlarla nasıl savaşabilirsiniz? Allah doğruların yanındadır. So Allah is with those who look after the well-being of society. Hazreti İsa'ya herkes karşıydı. Hatta benim yüzümden hapsedileceksiniz, insanlardan hakaret işiteceksiniz diyor İsa. Buna rağmen mücadelesine devam etti onun, Hazreti İsa'nın bağlıları ve Hazreti İsa. Hazreti İsa gelinceye kadar bu kargaşa devam edecek dünyada. Onun gelişiyle bu son bulacak. 20-25 yıl içerisinde geleceğini düşünüyoruz. Masonların tedirginliği de o. Yani İsa'nın gelişinden çok huzursuzlar şu an. Basında da bu çok sık sık dile getiriyor. İsa gelmeyecek tarzında. İsa'nın gelmeyeceğini ispat etmeye ve anlatmaya çalışıyorlar. Bu konuda bir panik var. Peki siz Müslüman olmanıza karşın İsa geldiğinde onu hoş mu karşılayacaksınız ve buna sevinecek misiniz? Dünyadaki en çok sevinç duyulacak olaylardan birisi. O da Müslüman. He is a Muslim as well. Musa da Müslümandı. İbrahim de Müslümandı. Jesus is Muslim. İsa Müslüman. Evet, İsa, Hazreti İbrahim de Müslüman. Yani İslam deniyor, İslam. Tamam. So, Abraham, Moses and Jesus. Bütün peygamberler İslam dinindendir. They are all belonging to Islam. Yeah. All the prophets. Hazreti İsa da benim çok sevdiğim, özlemle beklediğim güzel bir peygamber. Okay, son sorumu soracağım. Bundan önce size zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum ve daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Son sorumda bu kadar çok kitap yazmayı nasıl başarıyorsunuz ve nasıl yazıyorsunuz? Ondan önce o şeyi de açıklayayım mı? Belki maddeyle ilgili, maddenin beynimizde çok net bir görüntü olarak belirdiğini ve üç boyutlu bir görüntü olarak bize göstertildiğini söyledim.
karşımızda madde vardır fakat biz maddenin görüntüsünü görürüz. Ses de aynı şekilde, yani en kaliteli stereo sistemden çok daha kaliteli duyuyoruz beynimizde sesi. Yani mesela Philips'te falan hiçbir fabrika böyle bir kaliteyi elde edemedi şu ana kadar. Binlerce mühendis çalışmasına rağmen. Even though they have thousands of engineers working for them. Dolayısıyla tesadüfen olmuyor bunlar. So this is not about coincidence. Ama insan beyninde bunun tesadüfen olduğunu iddia ediyor işte Darwin. Kitap yazmak benim için çok kolay oldu. Benim bir 20 kişilik ekibim var. Asistanlarım var. Ben kitap yazacağım vakit istediğim belgeleri onlara söylüyorum. Onları bana hazır olarak, araştırmış olarak getiriyorlar. Ben yorumluyorum, bağlantılarını kuruyorum, fotoğrafları seçiyorum. Ondan sonra editöre veriyorum. Yani bazen 3 günde, 4 günde bir kitap yaptığım oluyor. How does he do it? 4 günde nasıl yapıyorsunuz bunu? Belgesel olanlarda çok kolay oluyor. Yani sırf belgesel olduğu için. This is for the documentaries because documentaries are easy to make. Yani çok az yorum kısmı oluyor. Because the part of interpretation is less than normal books. Does he have any special relationship to Spain? Does he know if his books are well read, well, you know? Well known in Spain or how is the feedback in Spain? İspanya ile özel bir ilişkiniz var mı? İspanya'da kitaplarınız nasıl karşılanıyor? Oradan aldığınız geri dönükler hangi yönde? Bir kere İspanyolları çok seviyorum dindar oldukları için. First of all let me tell you that I like Spanish people because İspanya ülke olarak da çok beğeniyorum. I like the country itself too. İspanyol gençlerin çok daha dindar olmasını istiyorum. And I would like to have a more religious Spanish youth. Hazreti İsa yakında gelecek, onları da müjdeliyorum. And I would like to share that good news of Jesus' second coming but with Spanish people as well. İspanyol gençlerden internet siteme girsin, baksın oradan kitaplarıma. So you can check my web page and Harun Yahya sitesine bakabilir. Harun Yahya Ork. I know. Biliyorum. İspanyolca. Okay. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.